Bayram tabi 29 gün 30 günü oruçla geçirmenin neticesinde Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği Ramazan'ı oruçla geçirebilmenin, teraviyle geçirebilmenin bir mükafatıdır. Evet. Bu bayram günü bayram yapmak hem kendimiz hem bütün aile fertlerimiz hem de bütün bir ümmeti Muhammed olarak bayram yapmak en tabii hakkımız. Fakat Cenab-ı Allah her zaferin nihayetinde kendisine daha fazla kullukta bulunmamızı, tesbihde bulunmamızı emreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nasr suresine اِذَا جَاءَ نَصْرُ vel suresine baktığımız zaman Allah'ın zaferi geldiğinde insanların akın akın grup grup, grup Müslüman olduklarını gördüğünde yani İslam'ın mesajı bütün dünyaya ulaşacak hale geldiğini gördüğünde fesebbih bihamdi rabbike ve Rabbini hamd ederek tesbih et ve istiğfar et, buyuruyor. Dolayısıyla bizim bayramlarımız, neşeli günlerimiz, özel günlerimiz Allah'a ibadetle taçlandırılan mevsimler, zaman dilimleridir. Ramazan bayramı da böyledir. Ve bayramı namazla başlatmış oluyoruz. Sabah sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğması ile beraber artık namaz kılınması yasak olan bir vakit söz konusu. Tekrar güneşin bir mızrak veya iki mızrak boyu yükselmesiyle namaz kılmanın serbest olduğu vakit başlamış oluyor. İşte o vakit başladığında biz bayram namazını eda ediyoruz. Bayram namazı çoluk çocuk herkesin katıldığı büyük bir şenlik havasında geçmesi gereken bir ibadettir. Onun için de bu ibadet için camiler yeterli değildir. Büyük meydanlara, spor salonlarına efendim geniş futbol sahası büyüklüğünde yerlere ihtiyaç vardır. Eskiden bunu şehrin etrafında ok atma vesair sporlar için tahsis edilen büyük alanlarda eda ederlermiş. Dolayısıyla çoluk çocuk, kadınlar, kızlar, herkes o alanda toplanır. Namaz kılabilecek olanlar namaz tertibatını alır. Kılamayacak olanlar da arka tarafta beklerler. Bayram namazı kılınır, hutbe okunur ve ondan sonra orada ilk bayramlaşmalar icra edilir. Ama maalesef günümüzde bu ibadeti bu yönüyle ihya etmeye yönelik teşebbüsler memleketimizde pek görülmüyor. Mahalle aralarındaki camilere sıkışıyoruz. Camiler almıyor. Kadınlar zaten camilere gitme imkanı bulamıyor. Şöyle bayramı bayram gibi karşılama imkanından maalesef mahrum kalıyoruz. Ama bu vesileyle ümid ederiz ki inşallah önümüzdeki seneler bayram namazları işte kurban bayramı hemen peşinden geliyor Ramazan bayramının peşinden. İnşallah böyle büyük meydanlar tahsis edilir. Efendim ne bileyim şimdi Yeni Kapı'da miting meydanı var değil mi? Evet. O miting meydanı bayram namazı için tahsis edilir. İşte Maltepe'de yine büyük bir meydan var. O meydan bayram namazı için tahsis edilir. İşte ne bileyim e, filan yerdeki futbol sahası bu ibadet için tahsis edilir. Böylelikle daha büyük kitleler halinde büyük coşkularla bu bayram namazını kılıp bayramı idrak etme imkanına kavuşmuş oluruz. Bayram namazı vacip olan bir namazdır. Vacip ne demek? Vacip farz gibi yapmakla mükellef olduğumuz bir ibadettir. Yani engeli olmayan, manisi olmayan, mazereti olmayan herkesin bayram namazına iştirak etmesi gerekir. Erkeklere farzdır, vaciptir. Kadınlara farz veya vacip değildir ama kadınların da bayram namazına iştirak etmeleri güzel olur. Fakat böyle bir katılımın olabilmesi için az önce ifade ettiğimiz gibi bayram namazlarının büyük alanlarda, meydanlarda kılınması gerekir. Şimdi daracık camilere sıkışmış vaziyette olduğumuzdan dolayı zaten erkeklere camilerimiz yeterli değil. Çünkü bayram namazının biliyorsunuz çok özel, çok müstesna misafirleri oluyor. Senede belki bir iki defa camiye gelen ayrıcalıklı misafirleri oluyor. Ama eğer bunu böyle meydanlara taşıyabilirsek bunun çok daha verimli, faydalı olduğunu görebileceğiz. İnşallah bu ümit ve temennileri buradan ifade edelim. Bunlar bir yerde bir yankı bulur diye ümit ediyoruz. Bayram namazı nasıl kılınıra gelince bayram namazı normal iki rekat kılınan bir namaz gibi kılınır. Sabah namazını imam efendi nasıl kıldırıyorsa aynen öyle kılınır. Sadece bayram namazının bayram namazına özgü altı tane tekbiri vardır. Bunlara zevait tekbirleri denilir üçü birinci rekatta, diğer üçü de ikinci rekatta getirilir. Hanefi mezhebinde altı tekbir ile bayram namazı eda edilmiş, yerine getirilmiş olur. İmam Efendi cemaate niyet ettirir. Ya Rabbi niyet ettim. Ramazan bayram namazını kılmaya ve hazır olan imama uymaya şeklinde niyetten sonra imamın tekbirinin peşinden tekbir getiririz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik duasını okuruz. Peşinden imam üç defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Biz de onunla beraber tekbir getiririz ve her tekbirde namaza başlarken elimizi kulaklarımızın hizasına kaldırdığımız gibi ellerimizi kulaklarımızın hizasına kaldırırız. Üçüncü tekbirden sonra elimizi tekrar göbek altına belimize bağlarız ve İmam Efendi Fatiha'yı Zamm-ı Sure'yi okumaya başlar. Peşinden de birinci rekat bitmiş olur. Sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da İmam Efendi Fatiha'yı peşinden de Zamm-ı Sure'yi okur ve ruku'a gitmeden üç tekbir getirir. Cemaat olarak bizler de Hoca Efendi'nin bu tekbirlerine aynen katılırız. Allahu Ekber der, ellerimizi kulak hizasına kadar getiririz. Üç tekbiri getirdikten sonra imam Efendi dördüncü bir tekbirle rukuya gider. O dördüncü tekbir rukuya gidiş komutudur. Bayram namazının zevait tekbirleriyle alakalı değil, rukuya gitme komutudur. Böylelikle o dördüncü tekbiri de getirir, rukuya gideriz. Ondan sonrası normal bildiğimiz namaz gibi devam eder. Rükudan kalkarız secdeye, secdeler bitirir. Son oturuş ve peşinden de selam veririz. Selam verdikten sonra bayram namazı bitmiştir. Ama bayram namazının da tıpkı cuma namazı gibi bir hutbesi vardır. Bu hutbe sünnet olan bir hutbedir. Cuma namazının hutbesi farz bir hutbedir. Fakat bayram namazının hutbesi sünnet olan bir hutbedir. Ve hutbeye çıkan hatip efendi, imam efendi orada hutbeyi irad eder. Peşinden de hutbenin bitimiyle beraber namaz bitmiş olur. Evet. Camide bayramlaşma yapılır. Cami çıkışı bayramlaşmalar yapılır ve evlere dağınılır. Bakın burada çok enteresan bir nokta var Huzeyfe kardeşim. Ya ben işte bayram namazından sonra oturayım camide biraz ibadet edeyim. Hayır. Müsaade yok. Yani işte nafile namaz kılacağım. Hayır. Eve gideceksin. Herkes evine gidecek. Çoluğunla çocuğunla bayramlaşacaksın. Güzel vakit geçireceksin. Evet. Böylelikle bayramı idrak etmiş bayramın sevincini çoluk çocuk bütün aile efradı bütün bir millet olarak yaşamaya başlamış oluruz